1 Nisan'dan itibaren Muğla'da gerçek belediyecilikle tanışacaksınız. 25 yıldır burayı idare edenler, sizi ihmal edenler, yolunuzu yapmayanlar, suyunuzu getirmeyenler, altyapınızı yapmayanlar gidecekler. Onların yerine iş yapacak. Gerçek belediyeciliği size hizmet olarak ayağınıza getirecek. Bizler geleceğiz. Bizler geleceğiz. Sizler geleceksiniz. 53 gündür Muğla'nın bütün ilçelerinde, bütün köylerinde, bütün sokaklarında, bütün evlerini tek tek geziyorum. Herkesle kucaklaşıyorum. Herkesi bağrıma basıyorum. Sizler beni bağrınıza basıyorsunuz. Şunu görüyorum. Herkes hizmete susamış. Biz koltuk meraklısı değiliz. Biz halkımızı seviyoruz. Biz sizi seviyoruz. Koltuğa değil, sizlerin gönlünüzde yer yapmak istiyorum. Hangi ilçeye gidersem gideyim, imar planı yok. Geleceğiz ve imar planlarınızı süratle yapacağız. Gelelim dünyanın turizm cenneti Muğla ve ilçeleri Bodrum, Muğla, Menteşe. Su yok, su yok. Tarlalarımızda su yok. Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi Muğla. Ama ne yazık ki Muğla'da evlerinizin musluklarından su akmıyor. Emin olun, ben göreve geldikten en kısa süre içerisinde herkesin musluğundan pırıl pırıl tertemiz su akacaktır. Bunlarla ilgili bütün projelerim hazır. Projelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ettim. Bütün projelerimiz onay gördü. Allah kısmet ederse bunlara güle güle diyeceğiz. Güle güle diyeceğiz. Geldim, gördüm ki Muğla'nın en güzel koyları Fethiye ve Marmaris. Deniz bitmiş, tükenmiş. Marmaris ve Fethiye Körfezi balçıkla dolmuş. 7 belediyemizle, Kavaklıdere belediyemizle, Yatağan belediyemizle, Ula belediyemizle, Köyceğiz belediyemizle, Ortaca belediyemizle, Seydikeber belediyemizle muhteşem işlere imza attık. Artık zaman değişim zamanı. 6 belediyemiz ve Ortaca belediyemizle durmak yok, yola devam diyeceğiz. Başta büyükşehir olmak üzere kalan belediyelerde şimdi değişim zamanı diyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız. 1 Nisan sabahında 13 ilçede ve büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın bayrağını dalgalanacağımız güne kadar hepiniz Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun.